Merhaba, hoş geldin. Ben Cenk Yılmaz. Bugün konuşacağımız konu Google Drive. Yaşanan teknolojik gelişmeler ile birlikte hayatımıza giren uygulamalardan biri de Google Drive. Google deyince aklımıza gelen ve genellikle kullandığımız uygulamalar YouTube, Google Haritalar, AdSense, AdWords, Gmail ve daha niceleri. Fakat insanlarımızın bir kısmı Google Drive'dan pek haberi yok gibi. Ben de bundan dolayı size Google Drive'dan bahsetmeye karar verdim. Peki nedir Google Drive? Google Drive, Google tarafından oluşturulmuş bir depolama sistemidir. Yani bir nevi flash bellek gerekiyor. Ayrıca Google Drive'ın 15 GB'lık depolama alanını ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Diyelim ki telefonumuzda veya bilgisayarımızda fotoğraf dosyası, müzik dosyası, ofis dosyaları, arşivler bayağı bir birikmiş durumda. Siz de haliyle bir hard disk veya bir flash bellek almaya gerek duyuyorsunuz. Çünkü telefonunuzun veya bilgisayarınızın hafızası bayağı doldu. Depolama alanı lazım. Oldu da hard disk alacak paranız yok ki böyle durumlar mümkün olabiliyor. Çünkü bu aralar hard disk fiyatları bayağı pahalılaştı. Flash bellek aldığınızı varsayalım. Bilgisayarınızdaki tüm önemli bilgilerinizi ve dosyalarınızı flash belleğe attınız, depoladınız, bilgisayarınıza da format attınız, içiniz rahat. Sizden iyisi yok. Fakat bir gün flash belleğinizi kaybettiniz. O anki ruh durumunuzu bir düşünün derim. Ben şimdiden düşünebiliyorum. Ay ben ne yapacağım? Bütün bilgileri bilgisayardan flash belleğe attım, flash belleği de kaybettim. Vay başıma gelenler, bütün bilgiler flash belleğinde kayboldu. Vah vah, bütün bilgiler flash belleğinde yok oldu, görüyor musun? Püh püh. Şimdi bu tarz durumları artık yaşamanıza gerek yok. Üzülmeye de hiç gerek yok flash bellek alamıyorsanız eğer. Çünkü artık Google Drive var. Google Drive'ın 15 GB'lık depolama alanından fotoğraflarınızı, müzik ve ofis dosyalarınızı, tasarım dosyalarınızı ücretsiz bir şekilde yükleyebilir, içiniz rahat bir şekilde hareket edebilirsiniz. Çünkü Google gizliliğe önem verdiği için sizin dosyalarınızı bu depolama alanında iyi bir şekilde saklayacaktır. Yani artık paranız olmadığı vakitlerde bir hard disk veya bir flash bellek alma sıkıntıları çekmenize gerek yok. Hadi diyelim ki bir flash bellek aldınız, onu da bir gün kaybetme veya bozulma ihtimalini de düşünün derim. O zaman ki beraber bulut sistemi yani depolama sistemi en avantajlısı olan Google Drive'a bir göz atalım. Şimdi yapacağımız ilk işlem bir Google hesabı açmak. Sizin Google hesabınız var diye düşünüyorum ama yine de göstermekte fayda var. Şuradan başka bir hesap ekle diyelim. Şimdi şurada hesap oluşturun kısmını gördünüz mü? Buraya gelin. Kendim için diyorum. Buradan adımızı soyadımızı girelim. Mesela adımız ne olsun? Örnek bir isim verelim mesela. Erdem olsun. Soyadımız da ne olsun? Özdener olsun. Kullanıcı adı. Bakın gördüğünüz gibi şu an otomatik olarak bir isim verdi. erdemozdener@gmail.com. Şifremiz ne olsun? Şifremiz adımızı ve soyadımızı belirledik. Adımızı uygun bir Gmail de bulduk. Şifremizi de belirledik ve ileri yapıyoruz. Şifreniz en 8 karakter diyor. Pardon arkadaşlar, özür dilerim. Bir telefon numarası girelim hemen. Bir doğrulama kodu gelecek. O gelen doğrulama kodunu giriyorsunuz. Doğrula diyoruz. Bir kurtarma e-postası diyor. Ona girelim hemen. hotmail.com. Buradan bir gün belirleyelim. Mesela 10 Ağustos 1997. Şu an ben bir random hesap oluşturuyorum. Siz böyle yapmak zorunda değilsiniz. Ben temsili olarak bir hesap oluşturuyorum. Erkek diyelim. İleri diyelim. Şurayı şimdilik atla diyorum. Buraları siz daha sonra isterseniz okursunuz. Ben şimdilik burayı atlamak zorundayım.
Kabul edilme basıyorum. Ve hesabımız oluştu. Google hesabını oluşturduktan sonra üst kısımda sağda yer alan nokta karelerden oluşan bir kısım var. Buraya tıkladığınız anda Google'un size sunmuş olduğu uygulamaları göreceksiniz. Gmail'e tıklarsanız eğer kendinize bir Gmail hesabı açabilirsiniz. YouTube'a tıkladığınızda ise kendinize bir YouTube kanalı açabilirsiniz. Yani tek bir Google hesabıyla 10-15 tane uygulamayı ve platformu kullanabilirsiniz. Google'ın böyle bir avantajı da var. Ama bizi burada kullanacağımız alan Drive. Gördüğünüz gibi üçgen, renkli şeklinde. Buna tıkladığınız anda sizin adınıza otomatik olarak bir Google Drive hesabı oluşur. Şöyle bir tıklayalım. Gördüğünüz gibi şöyle bir sayfa çıktı. Tüm dosyalarınızı depolayacağınız bir yer olarak bir sayfa olarak çıktı karşımıza. Google dokümanlar, e-tablo, slaytlar ve daha fazlası. Ofis dosyaları, bla bla bla. Şurayı kapatalım. Gördüğünüz gibi burası böyle bir arayüz. Bir drive'ın benimle paylaşımlananlar yıldızlı. Şimdi buraya değineceğim. Şimdi Google Drive'da yapacağımız ilk işlem klasör açmak, içerisine fotoğraflarımızı, müziklerimizi ve dosyalarımızı nasıl atıyoruz bunu görmek. Masa üstünde sağ tıklayınca klasör oluşturursunuz ya. O durum bu Drive'da da geçerli. Şöyle sağ tıkladığınız anda klasör oluştur seçeneği çıkacak. Ya da yeni klasör gibi bir seçenek çıkacak. Buna tıkladığınız anda klasör oluşturabilirsiniz. Şuraya ben örnek olarak bir fotoğraflarım adını vereyim. Fotoğraflarım. Oluştur seçeneğine basıyorum ve gördüğünüz gibi fotoğraflarım dosyası oluştu. Şimdi buna ilk olarak diyorum. Buna çift tıkladığım anda gördüğünüz gibi fotoğraflarım dosyasındayım. Drive'ıma gerek basarak ana sayfaya geri geliyorum. Tekrar basıyorum fotoğraflarım dosyasına. Gördüğünüz gibi fotoğraflarım dosyasındayım. Fotoğraflarım burada. Fotoğraflarımı alıyorum. Buraya atıyorum. Yükleme işlemi başladı ve geldi. Tamam diyorum. Fotoğraflarıma bakıyorum ve evet, fotoğraflarım geldi. Şimdi Drive'ıma basalım. Tekrar sağ tıklayıp yeni klasör oluşturup müzikler adını verelim. Müziklerim adını verelim. Oluştur diyelim. Gördüğünüz gibi masa üstündeki mantık bu Drive'da da geçerli. Buraya da tıklıyorum. Müziklerimi alıyorum. Buraya atıyorum. Gördüğünüz gibi işlem görüyor. 2 dakika kaldı, 1 dakika kaldı. Evet. Müziklerim de yüklendi. Şuraya bir çift tıklayalım. Bakın müziklerim geldi. Şu sol üst kısımda Drive'ım yazıyor. Burada da Drive'ım var. Bunlara bastığınız vakit zaten ana sayfaya geri geleceksiniz. Şöyle fotoğraflarıma basalım. Gördüğünüz gibi fotoğraflarım burada. Müziklerime basalım. Tekrar diyelim. Gördüğünüz gibi müziklerim de geldi. Drive'ıma basalım. Ve son olarak bir dosya daha oluşturacağım. Bu dosyalarım adını vereceğim. Amacım ne yapmak beraber görelim. Şimdi yeni klasör oluşturuyorum tekrar. Buraya dosyalarım adını veriyorum. İlk baş harfi büyük olsun. Oluştur diyelim. Açıldı. Şimdi dosyalarıma ofis dosyalarımı atabilirim. Mesela kara veba ile alakalı bir yazı yazmıştım ofis dosyasına. Şunu atalım. Gördüğünüz gibi ofis dosyası geldi. Excel dosyasını atalım. Bir Excel dosyası da vardı. Bunu da atıyorum. Gördüğünüz gibi dosyalarımda ofis dosyasını ve Excel dosyasını attım. Aynı zamanda şunu da unutmayın. Drive ofis dosyalarını da açabiliyor. Şöyle yapalım. Nasıl açıldığını da gösterelim. Google dokümanlar ile açın diyor. Bakın bu şekilde görürseniz pek bir şey anlamayabilirsiniz. Burası size sadece ön izlemesini gösterir. Ama Google dokümanları ile aç derseniz bakın size bir ofis dosyası formatında bakın ofis dosyalarının düzenleme uygulamasına da hoş geldiniz diyor. Bunu şimdilik kapata basıyorum. Bununla alakalı bir videoda hazırlayacağım zaten. Videoda hazırladığım zaman ona böyle detaylı değineceğim. Şimdi gördüğünüz gibi ofis formatında bir hizmet
görüyorsunuz resmen. Google Drive böyle bir avantaj da sunuyor. Şimdi şunu kapatalım. Bunu da kapat diyelim. Drive'a basalım. Gördüğünüz gibi 3 tane dosyam var. Fotoğraflarım, müziklerim. Dosyalarıma gelelim. Gördüğünüz gibi Excel dosyam ve ofis dosyam burada. Evet, gördüğünüz gibi işlem bu kadar basit. Dosyalarınızı, fotoğraflarınızı, müziklerinizi ve daha nice arşivlerinizi, dosyalarınızı bu Google Drive'a taşıyabilirsiniz. Eğer telefonunuz ve bilgisayarınız taşarsa. Hard disk ya da flash bellek alacak paranız yoksa veya flash belleğiniz bir gün bozulursa Google Drive'ı kullanmanızı tavsiye ederim. Hatta bir flash belleğiniz varsa bile yine de bir Google Drive kullanın derim. Çünkü yarın bir gün flash belleğiniz bozulursa bilgiler de kaybolur. Yani tabiri caizse bilgileriniz yok olur. Bu arada 15 GB'lık depolama alanı bana yetmez diyorsanız şu sol alt kısımda depolama alanı satın al kısmı var. Ona tıklayıp daha fazla GB'lık alan satın alabilirsiniz. Yani daha fazla depolama alanı satın alabilirsiniz. Şuraya bir tıklayalım bakalım. Gördüğünüz gibi şöyle bir sayfa çıktı karşıma. 15 GB'lık alan zaten ücretsiz diyor. Ama ben 15 GB'lık alan bana yetmiyor. Biraz daha büyütmek istiyorum diyorsanız 100 GB'lık alan var. 100 GB'lık alan 5 lira 79 yani 5 lira 80 kuruş. Yani tabiri caizse bu da 6 lira. Yani aylık 6 lira ödeyeceksiniz. 100 GB'lık alan isterseniz. Yok ben 15 GB'lık alan istemiyorum. Bana yetmez diyorsanız 100 GB'lık alan istiyorsanız aylık 5 lira 80 kuruş. Yani 6 lira ödemeyi kabullenmeniz lazım. Bir de 200 GB'lık alan istiyorsanız eğer 100 GB'lık alan da bana yetmez diyorsanız bunun için de 11 lira 60 kuruş ödemeniz gerekir. Yani düz mantık olarak aylık 12 lira ödeyeceksiniz. Eğer 200 GB da bana yetmez diyorsanız 2 TB'lık bir alan var. Bunun için de aylık 29 lira ödemeniz gerekir. Evet bu kadar. Büyümek için alan. Mesela diyelim daha fazla depolama alanı al diyorsunuz. Evet bu kadar. Aslında 10 TB'lık alan da vardı diye biliyorum da onlar şu an gözükmüyor galiba. Normalde burada 10 TB'lık ve 20 TB'lık seçeneklerin de gözükmesi lazım. 10 TB'lık alan alırsanız eğer aylık 580 lira, 20 TB'lık alan alırsanız eğer aylık 870 lira gözden çıkarmanız gerekir. Burada 10 TB'lık ve 20 TB'lık seçenekler yok. Herhalde yeni olduğumuzdan dolayı olabilir. Ama 15 GB'lık alan her zaman ücretsiz. Bunu da unutmayın derim. Şimdi şuradaki arayüzle alakalı birkaç sorunuz vardır diye düşünüyorum. Ama bununla alakalı bir video daha gelecek. Şu anlık amacım burada dosyaların nasıl açıldığını görmek. Fotoğraflarınızı, müziklerinizi buraya paylaştığınızı gösterebilmek. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi şunu diyen de olacaktır. Ben 15 GB'lık depolama alanımı genişleteceğim diye her ay para ödeyemem. Benim durumum yok. O zaman şöyle bir tavsiye vereyim. Bazı insanlar vardır. Bir tane sosyal medya hesabıyla yetinmez. Birden fazla sosyal medya hesabı açar. Çünkü ya eski sevgilisine stalk yapar ya da ona yanlış yapan eski dostunun hesabını gözetler. Ya da yedek sosyal medya hesabı açıp farklı fotoğraflar paylaşır, farklı gönderiler paylaşır. İşte siz de birden fazla Google hesapları oluşturabilirsiniz. Varsayalım ki 3 tane Google hesabı oluşturulur. Bu 3 Google hesabından Google Drive'a bağladığınız an demek 3 tane 15 GB'lık an demek. 3 tane 15 GB'lık an demek 45 GB'lık depolama alanı demek. Tabi bu sadece bir örnek. Siz birden fazla veya 5-6 tane de Google hesabı oluşturabilirsiniz. Bir de şuna dikkat etmeyi unutmayın. Örneğin kendinize 45 GB'lık depolama alanı oluşturmak için 3 tane Google hesabı açtınız. Bu 3 Google hesabının kullanıcı adlarını ve şifrelerini not etmeyi unutmayın. Oldu da bu 3 Google hesabının kullanıcı adlarını ve şifrelerini unuttunuz. O 3 Google Drive hesaplarına attığınız bilgilerinizi ve dosyalarınızı kaybedebilirsiniz. Bunu da unutmayın derim. Bu arada Google Drive'ın şu avantajından bahsedeyim. Google Drive telefon, tablet ve bilgisayarlarla senkronize yani eş zamanlı bir şekilde çalışabiliyor. Siz bilgisayarınızdan Google Drive'a yüklediğiniz bilgileri telefondan açıp görebiliyorsunuz. Bu arada telefondan da dosyanızı, fotoğraflarınızı Google Drive'a kaydedebiliyorsunuz. Şimdi gelin bunun bir örneğini görelim. Şimdi telefonumda Google kısımları denen bir yer var. Sizde de vardır diye düşünüyorum. Bu alana baktığınız anda Google Drive'ı göreceksiniz. Hatta şurada Drive diye yazar. Buna bastığınız anda sizden bu oluşturmuş olduğunuz hesabı isteyebilir oturum açmanız için. Gidelim. Neydi bizim e-postamızın kullanıcı adı? Erdem Ozdener @gmail.com. İleri diyelim. Şifremizi girelim. Tamam diyelim.
Şurayı da atla diyorum şimdilik. Gördüğünüz gibi hoş geldiniz dedi. Kabul ediyorum diyorum ve bilgiler kontrol ediyor. Buralara geçilecek. Evet, bakın. Daha demin yüklediğim dosyalar şimdi gözüktü burada. Yani dediğim gibi bilgisayardan yüklediğiniz bilgileri telefondan da açıp görebiliyorsunuz. Telefondan da yükleme yaparsanız bunu bilgisayardan da görebilme imkanınız var. Şöyle en son diyelim. Gördüğünüz gibi fotoğraflarım ve dosyalarım gözüktü. Olay bu kadar. Bakalım şuradan bir ofis dosyasını açalım bakalım telefondan açıyor mu diye. Gördüğünüz gibi açtı. Şimdi burayı böyle görünce kafanız karışmış olabilir. En son kısımda gelince kafanız karışmış olabilir. Hani benim dosyalarım nerede diye düşünebilirsiniz. Bunun için şöyle bir ızgara penceresi olacak şurada. Şuraya geçiyorum. Bakın şurada alt kısımda ev ikonu, yıldız ikonu, kişiler ikonu ve dosyalar ikonu olacak. Drive'ıma görüyorum burada. Gördüğünüz gibi şimdi dosyalarım gözüktü. Dosyalarıma bakıyorum. Ofis dosyalarım burada. Müzikli fotoğraflarıma bakıyorum. Fotoğraflarım burada. Şimdi telefonumda fazlasıyla fotoğraf var. Ve benim telefonumun hafızası da bayağı doldu. Buraya birkaç yükleme yapalım. Peki telefondan nasıl yükleme yapacağız? Fotoğraflarım kısmına gelelim. Şurada, bir dakika pardon. Şurada artı işaretini gördünüz mü? Buna dokunduğunuz anda isterseniz klasör oluşturabilirsiniz, isterseniz yükleyebilirsiniz, isterseniz bir Google doküman veya Google e-tablo veya Google Slide oluşturabilirsiniz. Yani ofis dosyalarını açabilirsiniz diyecektim, pardon. Şurada yükle kısmı var. Burada yükle diyorsunuz. Buradan galeri diyelim. Mesela ben şuradan şu fotoğrafımı atmak istiyorum. Şurada tik tuşu var göreceksiniz. Buna basıyorum. Evet, fotoğraflarıma şu an bir fotoğrafımı attım. Telefondan bir fotoğraf yükledim. Geldi mi? Evet, geldi. Olay bu kadar. İsterseniz dosya da oluşturabilirsiniz. Şuraya altıya basıp dosya da oluşturabilirsiniz. Yedek diyelim. Şöyle yedek diyelim. Buraya da bir tane ne yapalım? Bir tane daha buraya bir fotoğraf atalım. Yükle diyelim. Galeri diyelim. Robot resmini atalım. Tik yapalım. Gördüğünüz gibi bu kadar. Bir de müziklerime bir tane müzik atalım. Oldu da fazla müziğiniz var. Bakın müziklerim gözüktü. Yükle diyelim. Bakın bir tane müzik atıyorum. Şöyle attım. Gördüğünüz gibi müziğim de yüklendi. Evet, işlem bu kadar basit. Eğer telefonunuzda hafızası fazlaysa burada bu şekilde yüklemeler yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi telefondan yüklediğim bilgileri bilgisayardan açtım ve bilgisayardan da görebiliyorum. Ben telefondan en son ne yüklemiştim? Bir müzik yüklemiştim. Tıpkın bir müziğini yüklemiştim. Sonra bir fotoğraf atmıştım. Bir ofis dosyası atmamıştım, pardon. Bir de robot resmi atmıştım. Bir de yedek dosyası oluşturmuştum hatırlarsanız. Bakın. Burada bir fotoğraf dosyası atmıştım. Bir de müziklerime ne atmıştım? Tıpkın müziğini atmıştım. Evet, telefondan yüklediğiniz bilgileri bilgisayardan yüklediğiniz bilgileri de telefondan görebiliyorsunuz. İşlem bu kadar basit. Bir de son olarak şunları söyleyeceğim. Google Drive ile alakalı birkaç eğitim videosu gelecek fakat bu eğitim videoları yüzeysel olacak. Detaya fazla girmeyeceğim çünkü sizi sıkmak istemem. Çünkü hepimizin vakitleri çok değerli. Siz de değerli vaktinizi benim attığım videoya ayırıyorsunuz. Bunun için de çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Yakın vakitte not alma sistemi ile ilgili videolar da gelecek. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiysen eğer bana en güzel desteği abone olup videoyu beğenerek olabilirsin. Kendine iyi bak. Haftaya görüşürüz.